Çembelli Taş. E, farklı bir e, İstanbul'un güzel bize Bizans'tan kalmış olan hediyesidir, eseridir Çemberli Taş. Divan yolu üzerinde yer alıyor. E, Roma Apollon tapınağındaki sütun 1. Konstantin yani 324-337 tarihinde İstanbul'a getiriliyor bu sütun. Başlangıç tepesinde o dönemin pagan geleneğinin uzantısı olarak bir elinde haç, diğer elinde de mızrak taşıyan bir Apollon heykeli vardı. Yıldırım düşmesiyle bu indirildi, parçalandı. Daha sonra bunun yerine bir mermer haç konulmuş. Fetih'ten sonra ise bu haç indiriliyor fakat sütuna dokunulmuyor. Dikkat edin dokunmuyoruz. Çemberli taş aynen bugün de gittiğin zaman görürsün devam eder. 1700 tarihinde Sultan II. Mustafa sütunu çemberlerle sağlamlaştırmış ki günümüzde de zaten e, kaydı inşa ettirmiş. Kulenin yüksekliği bu Çemberli Taş Kulesi 35 metredir. Efendim bununla ilgili tabi çok efsaneler var çok bilgiler var. Nedir? Konstantin'in annesi özellikle Kudüs'ten İsa Aleyhisselam'ın çeşitli eşyalarını getiriyor ve buraya defnedildi söyleniyor. Burada muhafaza edildi söyleniyor bunun altında. Bunun altı ile ilgili tabii birçok efsaneler var. Şehir efsanesi var. Zaman zaman gündeme gelmiş. Hatta bunun ilgili romanlar da yazılmıştır. Yolunuz düşerse Çemberli Taş'a şöyle bir bakın. Bunun esnedir, İstanbul'a dışarıdan getirilmiş olan İstanbul'un sembollerinden bir tanesidir. Tıpkı efendim Fatih Kıztaş'ındaki eser gibi.